Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri In Street'in sunduğu Benim Hikayem başlıyor. Merhabalar sevgili podcast dinleyicileri, In Street'le bu Benim Hikayem programımızda bugün Türkiye'nin çok kıymetli ve bence hayatımızın en derin noktalarına iz bırakan çok tatlı bir adamı birazdan konuk alacağım. Sevgili Ege bizimle birlikte olacak. Umuyorum ki çok tatlı bir sohbet dinleyeceksiniz. Biz dinlemeye devam edin. Şimdi telefonumuzun ucunda sevgili Ege bizimle birlikte. Ege abi hoş geldin. Hoş bulduk dostum. Nasılsın? İyiyim vallahi abi. Sen nasılsın? Tabii yazlık bölgedesin sen şimdi. Tabii de sana nasılsın demek de ne bileyim. Turne arası. 11 konserlik turnemiz vardı. Böyle bir hafta dinlenme. Şimdi tekrar başlıyoruz 2 güne. Bu hem turne hem böyle tatil falan oluyor mu böyle? Hem turne hem tatil? Vallahi tatil olmuyor. Çünkü ben çok işime düşkün bir adamım. Lanet bir adamım diyebilirim. Sadece sahneye konsantre olduğum için ben denize girmem, dolaşmam, sohbete katılmam, yemeğe inmem. Sadece o an işe konsantreyim. Bugün işe bırakırım. Şöyle söyleyeyim, Temmuz da geldi. Daha ben deniz yüzünü görmedim. Muhtemelen Eylül ayının son ortası falan girerim yani. O zaman şöyle diyebilirim abi. Ben yalnız değilim. bir işkolik ben değilmişim demek ki sen de. Yani bir de mekan değişiyor ama eylem değişmiyor yani. Ya onu diyeceğim. Bir de hadi ben İstanbul'dayım. Sen böyle Ege kıyılarında ismin gibi böyle mis gibi kıyılar kıyı kıyı geziyorsun hem konser turne derken yalnız denize hala parmağını sokmamış olman da biraz ya garip tabii yani. Korkunç sıcak Berat. Yani şöyle söyleyeyim ben tatile ara bulduğumda İstanbul'a geliyorum. Hı-hı. Asıl hikaye dinlenme biraz daha seyrimde olma. Ne mutlu ki böyle güzel bir şeyim var, evim var, güzel bir bahçe var. Yani bundan daha keyifli ben olmuyor benim için yazları. Ya bir de şimdi sen tabii hem bu şarkılarını tekrardan coverladığın için zaten hiç unutulmayan maşallah öyle parçalar yapmışsın ki yani unutmamıza bir an bile müsaade edilmeyen bir atmosferde yaşıyoruz böyle. Çok çok zarifsin, çok teşekkür ederim. Ama öyle her yerde yani bak mesela birazcık kenara çekildin, dinleneyim dedin ama sen dinlendin de şarkıların bizi dinlendirmedi abi sürekli. Haydi ara beni, işte hadi delice bir sevda. Yani hiç dinlenemedik şarkılarla sürekli beller havaya modellerdeyiz böyle. Güzel hikayesi var şarkılarının. Ben iki tane şarkın çok dikkatimi çekti zaten. Hurma Gözlüm ve Delice. Biraz Hurma Gözlüm'ün hikayesini dinleyebilir miyiz abi senden? Peki itiraf edeyim. Hurma Gözlüm'ün aslında hiçbir özelliği yok. Yeni bir firma değiştirmiştim. İyi de bir transfer ücreti almıştım. Firma Türkiye'nin en güçlü firmasıydı. Yani Ahmet Kayalar, Kayahanlar, İbrahim Tatlıses'ler falan böyle çok sıra dışı adamların olduğu bir firma. Ve patron da dedi ki ben dedi karar verdim seni çok meşhur yapacağım. Abi dedim zaten meşhur değil miyim? Yok dedi. Sana dedi bir düet ayarlayacağım dedi patlayacaksın. Ben de heyecanlandım. Kayan'la mı abi dedim çünkü biz gitar çalmayı ondan öğrendik. Yok dedi Bülent Ersoy'la ayarladım dedi. Yok ya. Yok dedim böyle bir şey olmadı. Abi bir dakika dur dedim sen şimdi bir dakika dur sakinleş ne lazım? Oralar yaradana girer Allah. Bu şimdi neydi kadın ismin Alabina'nın şarkısı. Bülent Ersoy'la diye teklife geldi. Ben dedim sana buna benzer bir şarkı yazayım. Sen beni sayma. Eve gittim. Azat et. Çalışmam lazım. O arada da Türkiye'de Muazzez Ersoy'un nostaljisinin girmediği ev yok. Tabii. Ben de böyle dalga geçmek için şarkı yapıyorum falan filan. Üst kattan aranjörüm seslendi. Dubleks evde oturdu. Pardon. Menajerim. Dedi ki berbat bir şarkı. Ben de farkındayım dedim. Yukarıda. Ama çok tutacak dedi. Duyarlarsa tutar dedim. Sen yeme içme patrona götür. Ege bir şarkı yaptı muhteşem diye. Ben diyorum ki olmaz. Çünkü benim kafamda hep şey var yani. Flamenco, işte Latin, o görür şarkı. Gırtlak, yani gırtlak da yakın abi böyle caz, flamenco, evet. Latin havalarını. Ve adamla da ters geldik. Dedi Ozan Doğulu karar versin. Albümün prodüktörü oydu. Ozan dinledi. Tamam dedi. Hihtimizi buldu. Ben dedim ki Allah'ım inşallah tutmaz. İnşallah tutmaz. çok değişik evet. Olmuş gerçekten. Evet. Bir ayda böyle 1,5 milyon falan buldu. Daha da kötüsü oldu Ferhat. 2 ay sonra İstanbul'daki bütün Tofaşların arkasında bir yazı. Kuruma göründüm diye. Ama bir de o dönemlerdeki özür dilerim abi sözünü. O dönemlerdeki onun antiparantez açmak istiyorum da çünkü o dönem böyle dijital marketingler, reklamlar falanlar hiçbir şey yok. 1,5 milyon ne demek ya? İyi zaman yok. Ama o dönem herkes satıyordu canım. Güzel satıyordu 90'larda. Hı-hı. Yine de iyi bir rakamdı. 2 ay sonra bir baktım Tofaşların
başladım. Arkasında hurma gözüm yazmaya başlıyor. Benim lakabım o zaman dek böyle Banderas'ı. Yeni konması SGK'yken bir anda Tofaş'a geliyordu. Biraz komik. Biraz böyle yani, çok fazla trajikomik olmuş. Evet. 2 yıl sonra da Tofaş'ın Egea diye bir araba çıkarmasına çok manidar gelir bana. Ama tam da şey tabii bu. Belki o dönemi kullanan iyi bir reklamcıları vardır abi. Onlar da esinlenmiş olabilirler. Olabilir. Ama bizim de şimdi benim de böyle çok tatlı genç anılarım diyeceğim. Çünkü ben gerçekten o şarkıda gençtim. Şu an birazcık yaşlanmış olabilirim ama o muhteşem bir atmosferdi. O sesin sürekli bütün o dönemde işte çok böyle aşırı barlar, kulüpler falan da yok. Nadide yerler var. Ama nereye kafamızı çevirsek yine bir hurma gözlüm sevdası var. Bayağı ya, eğlenmiştik. Benim şeydi ya, radyolar vardı ya, insanlar çok radyo dinliyordu. Evet. Müzik kanalları vardı, televizyonlar muhakkak dinliyordu. O arabaların mesela bir şarkının tutmadığını o dönemde şeyden anlardın. Çıktın mı trafiğe, camlar açık. Eğer bir şarkıya 4 defa 5 defa arabalardan denk geliyorsan bil ki o şarkı tutmuştur. Şarkım çalıyorsa evet ben artık tamamım diyorsun. Tutmuş, tabii tabii. Böyle mutlu musun? Dönerdin evine yani. Şöyle de bir şey var. Senin döneminin biz sizlerin her bir tanesi bütün inci taneleri yan yana toplanmış gibi. Şu an onlardan çok fazlası yok çünkü. Hepiniz çok iyiydiniz. Yani o dönemde o alanda çıkan herkes kendi branşında, kendi alanında, bir de dostluk vardı. Çok güzel arkadaşlıklar falan oluyordu ama şimdiki birazcık daha farklılaşmış bir halde tabii. Samimiyetle söyleyeyim mi? Hala güzel müzik yapanlar var. Çok çok var hatta. Benim var tanıdıklarım biraz. Kadar. Ama ne yazık ki dijital dinleme, algoritma bunların duyulmasına izin vermiyor. Ve insanlar da aslında elinin altında ulaşabilecekleri bir nimet varken bir tuşa basıp arama zahmetine katlanmıyor. Ve çok çok acayip bir şey. Peki yeni isimler, yani yeni tatlar, yeni isimler böyle bir Ege daha olsa güzel olmaz mı abi? Böyle bir Ege'ye benzer bir ses daha. 5 tane olsa ben hem rekabet edebilsem, çünkü aslında kaliteyi artıran da rekabet, çalıştıran da rekabet. Keşke olsalar, onlarla bir şey yapsak, onlarla rekabet içinde olsak. Hani isterim ki müzik çok daha başka bir yere gidecek. Şu an müzik ne madden ne manen kazançlı bir şey değil samimiyetle. Kaçırılmayacak fırsatlarla dünyaca ünlü global markaların binlerce çeşit sneaker ve spor giyim ürünlerini In Street mağazalarında keşfetmeye hazır mısın? In Street'le tarzını yansıt. Şu anki müziğin gidişatını yani beğeniyor musun abi? Şu an mesela giden halimiz sence nasıl bir durumdayız? Kötü durumdayız tabii ki. Yani hemen yanımızdaki Yunanistan bizden müzikte şu an 50 yıl ilerideler. Ya. Ne acayip değil mi? Niçin? Öz değerlerini bozmuyor adamlar. Yani müzik diye bir enstrümanları var. Rock'ta da var o. Oyun havalarında da var. Pop müziklerinde de var ve adamlar öyle güzel satıyorlar ki. Ya. Yani keyif almamak mümkün değil. Bizde ne yazık ki iş artık şeye döndü. Ne yaparsan yap arabeske döndü. Yani rock arabesk, pop arabesk. En son rap arabeske geldik. Bir şeyi kabul etmek lazım. Acıdan beslenen bir milletiz. Yani. Arabesk kusacağız artık diye böyle yavaş yavaş başlayacağız. Evet. Arabesk kusacağız. Peki abi şimdi ufak bir ara verelim hemen. Hurma gözüm bir dinleyelim. Hemen bir ara verelim. Ondan sonra tekrar buradayız. Tamamdır. Sensiz geçen güne, isyanım sensiz geçen gece. Saatler durmuş kalmış sanki, sabah gelmez pencereme. Birkaç saat yetmiyor ki, özlemleri dindirmeye. Bırak sana doyayım da, muhtaç etme.
Tekrardan merhaba sevgili podcast dinleyicileri. In Street'le bu benim hikayemle devam ediyoruz sevgili Ege ile birlikte. Abi bu hurma gözlümde ben de şimdi böyle bir dinleyince tekrardan bir o dönemlerde bir hurma gözlü bir manitam vardı. Bir oralara doğru gittim vallahi şu an. bir şeyler çağrıştı tekrardan. Acaba bunu tekrar gündeme mi alsam? Mavi gözlüğe yazılıyordu. Şey oldu, kahverengi gözler legalleşti. Evet. Hurma gözlüğüne. Peki bir şey soracağım abi. Bu hurma gözlüm dediğimiz şey kara gözlüm demek mi abi? Açık kahverengi, tatlı renkli, faz gözler, kahverengi göz aslında. Şimdi daha iyi. Tamam bu bana uyuyormuş abi. Benim bütün manitalarım öyle. hepsi kahverengi gözlü falan. Evet. Hemen arkasından delice bir sevda var. Yine bu yıl onu da tekrardan coverladık abi herhalde. Evet. O da şu an zaten yine gerçi sen coverlamadan önce de dinlemeye ve çalmaya her yer bir önceki şarkındaki gibi devam ediyordu. Delice bir sevdanın çıkış öyküsü nasıl abi? Delice bir sevda başlı başına böyle kişiliği, karakteri, ete bürünmüş hali olan bir varlık gibi geliyor bana. Onun başka bağımsız bir kimliği var. Ben de gerçekten hayranlıkla izliyorum, öyle söyleyebilirim. Şimdi ben yazmış olabilirim, bu başka. Ama onun kendi yolculuğu o kadar büyük oldu ki o şarkı Arapçaya çevrildi, Farsçaya çevrildi, Azerice'ye çevrildi, Fransızca'ya çevrildi. Dünyanın öbür tarafında klasiklere girdi. Çok masumare, o zamanlar deli gibi aşıktım. Hakikaten çok aşıktım okul arkadaşıma. Ve onun için yazdığım bir şarkıydı. Hatta albüm bittiğinde klip çekilecek. Firma dedi ki tuturdu delice bir sevda. Diyorum ki Yaz Aşkım zaten patlamış. Çünkü Yaz Aşkım ben çıktığımda işte 17 şehirde 100'den fazla radyoda çalmış. Yılın en iyi şarkısı ödüllerini toplamış falan filan. Ortada Ege yok, klip yok, hiçbir şey yok yani. Ben diyorum ki yani bu daha garanti. Fakat delice bir sevdaya çekildi. Sonra o delice bir sevda orada nasıl bir frekans varsa insanlara çok sıcak geldi. Çok samimi geldi. Kendinden buldular hikayeyi, oradaki o yükselişi. Ve kendi başına yol aldı. İşin gerçeği iki tane çocuk yapsaydım bu iki şarkı kadar hayırlı evlat olamazlardı herhalde. Gerçekten iki evlat gibi 30 yıldır madden manen ne kazandıysan saygı, prestij, kariyer bu iki şarkının çok önemli yeri var. Ya bu şarkılarda bunu hak ediyorlar abi. Şimdi yani iki şarkıda bu arada bu ben Delice Sevda'yı Fransızca versiyonu dinledim. Bence çok hani evet senin gırtlağın bambaşka bir şey. Sen bizim için başka bir lezzetsin ama ben mesela o versiyonu da çok sevdim. O da bana güzel, çok tatlı geldi. Arapça da öyle. Çok güzel. Ama çok biz, güzel. Yani o bahanen oraya işlemişler böyle. Yani insanlar da bunu söyleyen ve yorumlayan kişiler de gerçekten bunu yorumlarken de yani yaşıyorlar. Yani şarkı böyle bayağı bir o besteyle güfte dedikleri herhalde konum böyle tam tamın içine girişiyor durumda senin bu eserinde. Evet. Dediğim gibi yani çok enteresan bir frekansı var Delice bir Sevda'nın da. Tabii ki amatör bir çocukken gençlik heyecanıyla yaptığın şeyin farkına varmıyorsun. Anlamıyorsun. Gerçekten de anlamıyorum. Aradan yıllar geçiyor ama bakıyorum böyle bir anıt bina gibi orada duruyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani buna katkı veren herkese de kalbiyle, yayınıyla, dinleyerek, çalarak katkı veren herkese de minnettarım. Çünkü ne olursa olsun bu artık bir Türk şarkısı ve bir Türk şarkısının başka dillere çevrilmesi, klasikleşmesi kadar beni onurlandıran bir şey olamaz. Dünya evrenselinin artık bölünmüş olması, artık bir hem manevi değerin çok ötesine gitmiş olması bence de ben de bir Türk olarak bundan fazlasıyla gurur duyabilirim. Hani hafiften rol çalabilirim abi bu eserin. Ben kendime de oradan bir pay çıkartayım lütfen. Şimdi lütfen. Bir hikayesi vardır. Çok komiktir Delice bir Sevda ile ilgili. Şimdi bu Orta Doğu'da Elisa ve Ragıp Halelemi diye iki şarkıcı düet yaptılar ilk defa. Sonra işte o çıktığı yıllarda böyle yorumları okuyorum YouTube'da. Birisi abi Türk şarkısı. Araplar bizden çalmış diyor. Araplar yanıt veriyor. Hayır diyor, bu bir Arap şarkısı. Türkler bizden çalmış. Ama böyle sayfalarca atışma var. Yüzlerce atışma var. Sonra İranlı'nın biri yazmış. Asıl Araplar ve Türkler hırsız, bu şarkı İran şarkısı diyor. Ne yazmışım şey ben falan diye. İşte. İnsan şey diyor değil mi? Ne yazmışım be? Ne yazdıysam. Ne aşıkmış be diyorum ben. İşte. Ama bir şey şarkı sürekli böyle. Bir de bunda duygusal bir terminatörlük söz konusu. Yani üzüleyim diyorum. Sonra ara beni, sonra beni diye başlıyor mesela. Bir seviniyorum orada. Tamam, oradan bir umut var diyorum hala şarkıda. Tabii, özlem var şarkıda. Belki özlemenin en saf hali var işte orada. Evet. Bir de yine işte bu üretmek. Yani sizlerin hala bizler için büyük ilham kaynağı. Yani üretmek, yani bu şarkıları bunu en saf duygularla en aman ya ben şunu da yazayım diye aklına gelmiş bir parça ama nasıl demek ki duyguların o kadar güzel geçmiş ki evet. İnsanlar bunu uzun yıllardır hala aynı hislerle ve aynı şeylerle söyleyebiliyor. Büyük keyif benim için de. Hemen abi şimdi ufak bir kısa ara daha verelim, Delice bir Sevda'yı dinleyelim ve sonrasında veda edeceğiz.
Tekrardan herkese merhaba. Vallahi bir güzel güzel harika bir şey. Ben iyi bir keyfe geldim abi. Şu an ben bir kıvama geldim. Yani hem urma gözdüm hem delice derken buradan herhalde bir kendimi eğlendirecek bir yerlere gitmeyi de düşünüyorum yayından sonra. Vallahi bir yayın sonrası bir gideyim şöyle bir eğleneyim. Bir içim böyle bir huzurlandım. Bugün de birazcık böyle düşük bir enerjim vardı ama bir kendime geldim. Yaşayacağımız bir tane hayat var. İçini iyilik, güzellik ve keyifle doldurmak ve üreterek doldurmak. İnsan olmanın asli görevi diyorum ben. Evet. Vallahi ben bir de aynı zamanda sen bu dördüncü kitabını yazacaksın değil mi abi? Dört oluyor. Yok beşi yazıyorum. Beş pardon. Evet. Adını bileyim hemen de. Estağfurullah. Beş yalnız sanatçı kimliği, bir söz bestekar, aynı zamanda bir yazar. Yani bütün bunlar yormuyor mu abi seni ya? Seni keyif veren bir şey bu. Yani az evvel söylediğim var ya insan olmanın asli unsuru. Şimdi dünyaya niye geldiğini bilmek lazım. Hani ot gelip saman gitmek de mevcut. Ama Tanrı'nın sana verdiği canı, ruhu, amacını, görevini bilmek de bir yöntem. Ben bunu erken yaşta fark ettim. Baktım ki ben yazdıkça, ürettikçe mutlu oluyorum. Kendimi daha güçlü, ruhen ve bedenen daha tok, daha huzurlu hissediyorum. O yüzden üretmek beni her zaman mutlu etti. Ha, daha da fazla üretebilir miyim? Üretebilirim. Hatta kendime kızıyorum. Tembellik ediyorsun. Hadi çalış, hadi kalk yaz, hadi yap diye. Benim de kendimi saldığım zamanlar oluyor. Ama buna da ihtiyaç var. Onu da biliyorum. Evet, ama bıraksan yani son nefesime kadar benim için yaşamak da o. Artık üretemediğim gün insan olarak bu hayattaki misyonumu doldurmuşum diye düşünüyorum ve yaşamama da gerek yok diye düşünüyorum yani. Ya uzun uzun bir ömür diliyorum öncelikle sana tabii ki de. Yani sağlıklı, sıhhatli uzun bir ömür diliyorum. Beşinci kitabın hangi alanda olacak? Konusu ne? Birkaç tane şey var. Aslında biri 75 sayfa yazmışım. Birini 40 sayfa yazmışım. Duranları var. Ama Kedice Bir Sevda vardı. Üçlemeydi o. Kedice Bir Sevda. Kedice. Evet. Artık onun üçlemesini yapıp belki de kitabı kapatmalıyım diye düşünüyorum. Ya da bu kitabı bence böyle 9-10 şaheserlik bir hale mi çevirmen lazım? Acaba? İnsanlar zaten biraz da şey var. Burada bir rant var. Ya saygı rantı ya maddi rant deyip üstüne gidiyorlar ama gerek yok. Uzatmanın gereği yok. Bu tatlı tatlı kalmalı diye düşünüyorum. Yazabilir miyim? Yazarım. Ama gerek var mı? Bence yok. Yani kitabı kapatalım. En güzel tarafı zaten Kedice Bir Sevda'nın bir mizah kitabıydı. Hı-hı. Yazarken de Z kuşağı bir asistanım vardı evladım. Hı-hı. Her bölümü ona gönderiyordum. Ve bana bir şey söylediğinde çok saçma gelmişti. Hayatımda okuduğum en iyi kitap falan filan diyordu. Ha, Z kuşağı da ne okur ki deyip çok da bir almamıştım ama. Şimdi bakıyorum geçenlerde arkadaşım aradı. Ya dedi sen büyük yazarmışsın haberim yok. Nasıl yani dedim, kızları var. 16 yaşında kitabı okumuş delirmiş, devamını yazacak mı diye. Dur dedim ikinci bölümü de göndereyim. Gönderdim. Arkadaşım aradı geçenlerde, sana Soner Edebiyat Ödülleri'ni takdim edeceğim diyor. İsim Soner. Soner abidir yani, o da güzel bulmuş. O arkadaşına vermiş. Şimdi böyle bir 15-16 yaş kuşağı bir fan grubumuz var yani bu kitapları bekleyen. İşte, bu da çok işte güzel. O yüzden bir de şimdi tadında, yazdığın yazılar da tadında. Dolayısıyla öyle olunca da bunu bitirim hani şey de oluşuyor. Ben bir kitap okudum ve bir kitap bitirdim biliyor musun? Yani onu da yaşatabiliyor insanları. Çünkü bir kitap bitirmek bence muhteşem bir şey. Benim hayatıma 1000'den fazla kitap girdiği için ben biraz kafası kırık bir okuyucuyum. O yüzden hem yorumlamasını ve hem seslendirmesini seviyorum. Bir de seninki çok tadında bir sayı olmuş. Yani 45, 75 böyle çok imtiyazlı bir sayılarda. Yani umuyorum inşallah. Tabii i̇nşallah ki sen... bir yere gelir onları da bitiririm. Ama herhalde 2025 Ocağı'na çıkarmam gerekiyor artık. Benim de kendimi biraz zorlamam. 2025 Ocak. Buradan tabii evet. Dinleyicilerimize de duyurmuş olalım. 2025'in Ocak ayını bekleyin lütfen. Kedice Bir Sevda 5 mi abi? Bu 3 mü? 3. Bu 3 değil mi? 3 ile son veriyoruz Kedice Bir Sevda'ya. Evet, üçlemesi. 5. kitap ama kitabın üçlemesi. Evet. Kedice Bir Sevda üçlemesini 3. baskısıyla artık son noktayı koyacağımızı belirtiyoruz. Peki çok teşekkür ederim abi katıldığın için. Dostum ben çok teşekkür ediyorum. Böyle daha böldüm böyle için. Tatilinden aldım senin ama. Yok ne tatil. Evde pinekliyorum. Bundan daha güzel bir şey yok. Olsun. Benim yerime de bu manzarayı izle lütfen. Böyle küçük de böyle soğuk soğuk bir şeyler de içersen sevinirim lütfen. Bu da Ferhat için de. Böyle soğuk soğuk güzel şeyler de oturup içersen. Şu an çayı bitirdim peki. Dolabı açıp bakayım soğuk ne var. Tekrardan abi umurum tekrardan görüşmek üzere. Kendine çok görüşmek iyi bak. Sevgili dostum. Sen de sevgiler. Türkiye'nin sneaker ve spor giyim zinciri InStreet'in sunduğu Benim Hikayem bitti.